Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle harika bir meditasyon paylaşacağım. 8. çakra aktivasyonu meditasyonu. 8. çakra bizim üst benliğimizle iletişime geçtiğimiz nokta. Öncelikle sizden sessiz, sakin bir yer bulmanızı ve yoğunlaşma, meditasyon öncesi hazırlığınızı yapmanızı istiyorum. Çünkü çok etkili bir çalışma olacak. Şimdi nefesimizi şu şekilde alalım. Hem burundan hem ağızdan. Ağız hafif kısık olacak ve aynı anda karnımızı şişirip biraz tutup ağır ağır vereceğiz. Beraberce yapalım. Bir, hem ağızdan hem burundan alıyoruz. Üç saniye kadar tutup veriyoruz. Yine ağızdan ve burundan veriyoruz. Bir kez daha. Bu hücrelerimize bol oksijen gitmesini sağlıyor. Ve al yuvarlarımız bu oksijenle, biliyorsunuz bütün hastalıkların temelinde hücrelerin oksijen açlığı, oksijen yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Şimdi gözlerimiz kapalı. Önce omurgamızın bitimindeki kuyruk sokumu bölümündeki kök çakramıza odaklanalım. Kırmızı bir ışık topu orada imgeleyelim. Onun varlığını iyice algılayalım orada. Yeterince kıpkırmızı bir ışık topunu imgelediğinizde dikkatimizi bir karış omurgamız, yani kuyruk sokumumuzdan yukarıya mide bölümü dediğimiz sakral bölgemize verelim. Ben Hara olarak orayı adlandırıyorum. Kimisi sakral diyor. Tam mide bölümü dediğimiz yerde sakral çakramız. Turuncu bir ışık topu orada imgeleyelim. Renk görmede probleminiz oluyorsa bir takım bildiğiniz nesnelerle özdeşleştirin. Mesela meyve olarak portakalı seçebilirsiniz. Turuncuya sahip. Onu gözünüzün önüne getirip oradaki renkle bağdaştırın. Bu biraz daha kolay. İmgelemeyi biraz daha kolay hale getiriyor. Orada turuncu bir ışık topunu imgelediğimizi iyice hissettiğimizde dikkatimizi karın bölgemize, solar plexus, göbek deliğimizin iki parmak üzerindeki noktaya verelim. Orada limon sarısı, sapsarı bir ışık topunun varlığını hissedelim, algılayalım, orada olduğunu bilelim. Solar plexus, karın çakrası. Ve yavaş yavaş dikkatimizi kalp bölgemize, göğsümüz tam ortasına verelim. Orada harika bir yeşil tonu imgeleyelim. Yeşil tonda bir ışık topu. Bu sizin algınıza nasıl geliyorsa o yeşil olsun. Bunu da yeterince hissettiğimizde göğüs çakramızın aşağı yukarı biraz üzeri, 10 santim kadar üzerinde bu kaburgamızın biraz çıkık olan üst bölümü timus. Timus
olarak bilinen bölge, bütün dikkatimizi oraya verelim ve orada bembeyaz bir ışığın varlığını hissedelim Timus bölgemizde. Burası çok önemli bir bölge olarak da biliniyor. Timus. Boğaz ile kaburgalarımızın arasında bir nokta. Kaburganın en üst noktasında diyebiliriz, bir hafif çıkıntılı bir yer. Bütün dikkatiniz orada olsun. Bembeyaz bir ışık hissederim orada. Şimdi dikkatimizi yavaş yavaş boğazımızın tam ortasına verelim. Orada mavi bir ışık topu imgeleyeceğiz. Göz alıcı bir mavi. Çivit mavisi diyebiliriz buna. Çivit mavisi bir ışık topunu orada iyice imgeliyoruz. Ve yavaş yavaş dikkatimizi iki kaşımızın ortasına, biraz yukarı bölüme veriyoruz. İki kaşımızın tam ortası, biraz iki kaşımızdan yukarıda mor renkte bir ışık topu imgeliyoruz. Mor ışık topunu da iyice algıladığımızda, iyice gözümüzde canlandırdığımızda dikkatimizi bıngıldak noktamızın biraz üzerinde beyaz bir ışık topuna veriyoruz. Burası taç çakramız. Bembeyaz bir ışık topu. Şimdi 7 ana çakra noktamızı aktive etmiş olduk. Onların varlığını iyice imgeledik. Ve dikkatimizi başımızın aşağı yukarı böyle bir yarım metre üzerine odaklanalım ve orada eflatun, mor, yeşil karışımı bir ışık topu imgeleyelim. Bu sonsuzluğa doğru uzanan, ucu nereye gittiği bilinmeyen bir nokta. Burası bizim üst benliğimizle temasa geçtiğimiz nokta. Onun varlığını algıladığımızda üst benliğimiz bizimle yavaş yavaş iletişime geçecektir. O noktada iyice odaklanalım, kalalım. Mor, eflatun, yeşil çizgiler olan harika bir renk ve ucu nereye gittiği bilinmeyen, tüm evrene açılan bir nokta. Bütün dikkatimiz orada olurken, bu renk yavaş yavaş orada duran o ışık topundan sanki bir ışık, bıngıldak noktası dediğimiz başımızın üstünden girip bütün bedenimize yayılıyor. Sadece izlemede kalın. İçinizden sormak istediğiniz bir şey varsa, üst benliğinizle temasa geçiyorsunuz ve sorun. Bu soru her ne olursa olsun sorun. Çünkü bu sizin asıl benliğiniz. Size bir şekilde ilham olarak veya gün içinde işaretler olarak gelecek. Sadece üst benliğinizle iletişime geçtiğinizi bilin. Ve bu ışık, başınızdan giren ışık yavaş yavaş ayak parmaklarımıza kadar yol alırken siz bu ışığın bedeninize verdiği o huzuru, o şifayı hissetmeye başlayacaksınız. Ve bu ışık ayak parmak uçlarınızdan yeryüzüne ve hatta yer altına, magma tabakasına kadar gittiğini imgeleyin.
Schumann rezonansı olarak da bilinen yeryüzünün bu içinde bulunduğu titreşim rezonansına uyumlanıyorsunuz. Onunla beraber bir akıştasınız şu anda. Artık hiçbir şekilde direnç göstermiyorsunuz. Sadece her şeyi oluruna bırakmış izliyorsunuz. Sanki dalga sörfü yapan bir sörfçü gibi. Dalganın üzerinde süzülüp o serüvenin tadını çıkarırcasına sadece olan biten her şeyi izliyorsunuz şu anda. Şu anda yer küre, yeryüzüne demirlenmiş ve dengeli olarak tüm varlığınızı hissediyorsunuz. Ve üst benliğinizden gelen o şifa enerjisiyle şifalanıyorsunuz. Bundan böyle sizin bağlantınız olan üst benliğinize açılan bu 8. çakra aktive olmuş durumda. Ara ara bu meditasyonu yapabilir ve 8. çakra aktivasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Üst benliğiniz tamamen size ait, size özel. Her şeyi onunla paylaşabilirsiniz. Ve artık ayaklarınızın üzerine dengeli, sağlam bastığınızı iyice hissettikten sonra yavaş yavaş bedeninize dönme vakti geliyor. Tüm dikkatinizi şu an, şimdi ve burada bulunduğunuz ortama verin. Bedeninizin tamamen üst benliğiniz tarafından şifalandığını bilerek derin bir nefes alıp verin ve içinizden 3'e kadar sayıp gözlerinizi açın. 1. Şimdi ve burada olun. 2. Tüm varlığınızı, bedeninizi hissedin. Ve 3. Şimdi artık gözlerinizi açabilirsiniz. Arkadaşlar, bu meditasyon gerçekten çok rahatlatıcı bir meditasyon ve kendinize olan güveniniz artmaya başlar. Artık bundan böyle üst benliğiniz tarafından işaretler, bilgiler, ilham olarak adlandırdığımız her işaret size akmaya başlar. Bunun farkında olun ve gerçekten gün içinde, belki de rüyalarınızda sorularınızın cevaplarını, çözümlerini bulacaksınızdır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu, huzurlu, gerçekten tüm isteklerinizin gerçekleştiği günler diliyorum. Hoşça kalın.